Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf konularının işlenmesine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hatırlayınız Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna başlamıştık. Osmanlı Devleti'nin kuran boyun, Osmanlı Devleti'nin kuran boyun yani Kayı boyunun Anadolu'ya gelişini, Anadolu'da ilk yerleştikleri yerleri ve daha sonra Söğüt ve Domaniçe gelmelerini ve burada konuşlanmalarından bahsetmiştik. Ertuğrul Gazi dönemini e, kısaca e, özetlemiştik ve Osman Gazi devrine kadar olan dönemden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde devamını işleyeceğiz ama öncelikle şuna bakmamız lazım. Osmanlı Devleti kurulduğu esnada yani e, 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başı itibariyle ve 14. yüzyılda Osmanlı'yla komşu olan, Osmanlı'yla çağdaş olan aynı dönemde yaşayan devletlere de şöyle bir bakmak lazım. Siyasi oluşumlara da şöyle bir bakmak lazım. O zaman bir başlık atalım, bir başlık atalım. Osmanlı'nın hemen Osmanlı'nın, Osmanlı'nın Şurayı bir silelim. Çağdaşı devletler. Şimdi Osmanlı'nın çağdaşı devletler deyince kimler aklımıza gelecek? Hemen onlara da şöyle bir renk değiştirmek suretiyle devam edelim. Mesela nerede? Anadolu coğrafyasında kimler var? Anadolu coğrafyasında kimler var? Osmanlı ile aynı dönemde, aynı coğrafyada yaşayan hangi devletler var? Onlara bir bakalım. Mesela bir, hemen komşumuz olarak değerlendirme aldığımız kim var? Bizans var. Komşumuz, hemen sınır. Batımızda bulunan ve köhnemiş bir devlet olan neredeyse yıkılma aşamasına gelen siyasi sıkıntı, işte askeri sıkıntı, ekonomik sıkıntı içerisinde olan bir devlet. Ha bu bizim avantajımız mı? Kesinlikle. Çünkü biz onunla savaşacağız. Ondan toprak almaya çalışacağız. O zaman gayet de olumlu bir hasedir onun zayıf olması. Bu bir. İkincisi yine yıkılmakta olan ve bir müddet sonra yıkılacak olan bir devlet. Anadolu Selçuklu Devleti. 1308 itibariyle ortadan kalkacak. 1308 yılı itibariyle ortadan kalkacak bir devletten bahsediyoruz. O zaman çok uzun süre aynı dönemde yaşadık diyemeyiz. Ama varlığımız kısa da olsa bir arada olmuş mudur? Evet. Üçüncü bir devlet. Anadolu'nun en güçlü devleti. Hangisi? İlhanlı Devleti. Anadolu'nun en güçlü devleti İlhanlı'dır. Nasıl Anadolu'nun en güçlü devleti? Normalde İran orijinli bir devlet ama İran'da merkezi olsa da yayılma sahası olarak bakıyorsunuz Anadolu'yu da içine alıyor. Doğu Anadolu'yu, Çanadolu bölgesini içine alıyor. Hatta beyliklerin tamamı İlhanlı'ya bağlı vaziyette. O zaman en güçlü devlet konumda kimler var? İlhanlılar var. Dördüncü bir devlet, en az İlhanlı kadar güçlü Güneydoğu Anadolu bölgesinden Anadolu'ya girmiş bir Türk İslam Devleti kimler? Memlükler. Önemli bir Türk İslam Devleti'dir. Mutlaka bilmemiz lazım. En az İlhanlı kadar güçlüdür. Kaldı ki tarihte Moğolları yenen ilk Türk İslam Devleti'dir hatta iki kez arka arkaya iki kez yenen bir Türkistan devleti olarak değerlenmeye alınıyor mu? Evet. Bir diğer devlet Karadeniz coğrafyasına hükmeden işte Sinop'tan başlayıp da Batum'a kadar olan Doğu Karadeniz'i komple içine alan Trabzon Rum İmparatorluğu. Trabzon Rum İmparatorluğu. Dolayısıyla bu da o dönemin önemli devletlerinden biri sonra karşımıza geliyor. Anadolu coğrafyası. He. Ne kaldı? Anadolu'da Osmanlı'yla çağdaş olan aynı dönemde yaşayan güçler içerisinde kimi söylemedik? Hemen onu da söyleyip noktayı koyalım. Şu yan tarafa orayı silerim. Yan taraftan devam edelim. Şöyle altı diyelim. Kim olsun? Şöyle yazıyorum. Beylikler. Çok sayıda beyliğimiz vardı. Hatırlayınız. 19-20 civarında beylikten bahsetmiştik. Anadolu beylikleri ki ikinci beylik olarak değerlenme aldığımız beyliklerdi bunlar. İlk beylikler, birinci dönem beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan işte saltuklu, artuklu, mengücekli, danışmentli, çaka, tanrı vermiş oğulları, çubuk oğulları, sökmen oğulları, İnal oğulları gibi beyliklerdi. Onlar birinci beylikti. Burada bahsettiğimi, bahsettiğimiz ise Karamanoğulları, oğulları, Germiyan oğulları, Saruhan oğulları, Aydın oğulları, Menteşe oğulları, Karesi oğulları, Hamit oğulları, Candar oğulları gibi beyliklerdi. Dolayısıyla arkadaşlar Anadolu'da Osmanlı'nın çağdaşı olan devletler bunlar veya güçler bunlar ve bu arada söylemeden geçmeyelim en zayıfı en küçüğü Osmanlı ama çok kısa bir süre içerisinde ne yapacak bütün bunların üstünde bir güce sahip olacak ve bütün bunların hakim olduğu coğrafyalara hakim olacak. Yani Osmanlı kısa sürede ne yapacaktır? büyüyecektir. Şimdi gelelim şu coğrafyaya. Yani nereye? Avrupa'ya ve Balkanlar coğrafyasına. Biraz da buradan bahsedelim. Yani Avrupa ve Balkanlar coğrafyasından bahsedelim. Peki kimler var? Mesela Balkanlardan Şöyle bir krallık var. Bulgar Krallığı çok güçlü bir krallık değil. Zayıf, çapsız bir krallık ama bir güç. Yine bakıyorsunuz Mora despotluğu, despotluğu. Normalde diyeceksiniz ki hocam despotluk baskı, zulüm, şiddet uygulayan bir siyasi güç değil mi? Öyle aslında kelime anlamı. Fakat buradaki despotluk yöneticilik anlamında kullanılıyor. Mora krallığı veya prensliği olarak da söylemek mümkündür. Yine bakıyorsunuz Sırp krallığı. Sırp krallığı önemli bir siyasi güç ve Balkanların en güçlüsü. Hangisi Macar krallığı. Balkanların en güçlüsü Macarlar. Ve Sırplarla inanılmaz bir rekabet içindedirler. Ne rekabeti var? Yani Sırplarla Macarlar arasında hangi tür bir rekabet var? Dini bir rekabet. Macarlar Katoliktir o dönem için konuşuyorum. Sırplar Ortodoks'tur. İşte aralarında mezhebi bir rekabet olduğu için Balkan coğrafyasında inanılmaz bir siyasi rekabeti de ortaya koymuşlardır. Arnavutluk bir prensliktir. Arnavutluk prensliği olarak değerlenmeye alınır. Önemli bir güçtür. Ve Osmanlı'yı da uzun süre uğraştıran bir güçtür. Fatih dönemine kadar Osmanlı egemenliğine girmemiştir. Fatih döneminde de çok uğraştık egemenlik altına almak için en sonunda 1478 itibariyle Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen bir coğrafyadır. Ama tekrar ediyorum çok uğraştıran bir bölge olarak karşımıza geliyor. Özellikle İskender Bey vasıtasıyla. Peki bir başkası Bosna Prensliği. Bosna. Arkadaşlar Bosnalılar biz egemenlik altına aldığımızda Müslüman falan değillerdi. Sonradan Müslüman olmuşlardır. Müslüman olduktan sonra da Boşnak ismini almışlardır. Müslüman olmadan önce Bosna'dır. Müslüman olduktan sonra Boşnak ismini almışlardır. Bu arada köken itibariyle söylersek aslında Slav kökenlidirler. Yani Türklükle vesaireyle çok yakından ilişkiler yoktur. Ama Müslüman olduktan sonra tabii ki çok yakın bir ilişki içerisinde olduğumuz bir topluluk olarak karşımıza ne yapacaktır? Gelecektir. Ve şöyle bir prenslik. Hersek prensi. Aslında ikisi birlikte söylenir. Bosna Hersek diye söylenir ama biz burada ayrı ayrı ifade edeceğiz. Sonradan birleşmişlerdir. Bosna Prensliği ayrıdır. Hersek Prensliği nedir? Ayrıdır. Peki başka hangi güç var? Mesela bakıyorsunuz bir dönem Osmanlı'yı çok uğraştıran özellikle kazıklı voivodayla ünlenen bir bölge Eflak Prensliği. Bugünkü Romanya'nın bir kısmı olarak karşımıza gelen Eflak Prensliği öne çıkar. Bunun haricinde eflakla birlikte söylene gelen, hep böyle ağzımız alışmış olan... ...Bodan Prensliği, eflak ve bodan diye söylenir. Ama o dönemde ikisini birbirinden ayrı olarak söylemek de mümkün. Transilvanya diye geçen bir bölge, Erdel... Beyliği olarak ifade edeceğimiz bir beylik önemli bir beylik o dönemin etkili beyliklerinden birisi özellikle Balkan coğrafyasında şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar Balkan coğrafyasında çok sayıda devlet var bu avantaj mı dezavantaj mı Osmanlı için konuşursak avantaj neden siyasi bir birlik yok Siyasi bir birlik yok. İşte bu siyasi birliğin olmaması bizim Balkanlarda daha rahat hareket etmemize yol açtı. Daha rahat hareket ettik. Ve bu bölgenin fetihi daha kolay oldu. Çünkü karşımıza çıkabilecek çok güçlü bir oluşum olmadı. Bu da bizim o bölgede kalıcı olmamızı ne yapmıştır? kolaylaştırmıştır. Bu bizim avantajımız olmuştur. Peki, şöyle çizdik, rengi de değiştirelim. Acaba başka hangi devletler var? Mesela bakıyorsunuz, şöyle bir devletten bahsedeceğiz. Altın Orda Devleti, Altın Orda ya da Altın Ordu Devleti, her ikisini de kullanabiliriz. Herhangi bir e, mahsur yok. Karadeniz'in kuzey coğrafyasında bugünkü Kırım bölgesinde ortaya çıkmış bir devlettir. Aslında Moğol kökenlidir. Sonradan Türkleşmiş ve Müslümanlaşmış bir devlet olarak karşımıza geliyor. O bölgede olması çok çok önemlidir. Özellikle Rusya'nın büyümesini, güçlenmesini uzun süre engelleyen bir devlet olarak karşımıza geliyor. Ne zaman ki yıkıldı? 1395 Timur'un etkisiyle yıkıldı. Ondan sonra e, Rusya'nın güçlenmesi söz konusu oldu diyoruz. Kuruluş devrinin en önemli devletleri içerisinde vardır. Bunun dışında bir deniz devleti olan kim? Venedik. Normalde bir şehir devleti. Bugün İtalya'nın bir şehri. Venedik şehri. Bak karşımıza geliyor. Ama o gün bir şehir devleti olarak ...gerçekten çok güçlüdü... ...özellikle denizlerde çok güçlüdü... ...deniz gücü muazzamdı... ...Akdeniz'de, Ege'de... ...gerçekten etkili bir konum... ...arz eden bir devlet olarak... ...karşımıza geliyor... ...bizi de uzun süre uğraştırmış... ...bir devlet yapısı var mı? Var... ...bir başka... ...devlet... ...şöyle bir devlet var... ...Ceneviz... ...bu da bir deniz devletidir... Bu da önemli bir deniz gücüdür, bu da bir şehir devletidir. Bugün İtalya'nın Cenova kenti olarak bilinir. Ama o gün gerçekten özellikle Karadeniz coğrafyasında çok etkin olan bir deniz gücü olarak karşımıza geliyor. Ya bunun dışında, ya buraya yazabiliriz, papalık, Napoli, Floransa bunlar özellikle İtalya'nın şehir devletleri olarak karşımıza geliyor ki papalığı mutlaka yazalım. Diğerlerini belki sözle söylemek yeterli olur ama papalık önemli. Çünkü Osmanlı'ya karşı da daha önceki Türk devletlerine karşı da ne zaman bir haçlı seferi organize edilse arkasında mutlaka papalık vardı. Bu açıdan bize karşı en büyük siyasi güçlerden birisi papalık olarak karşımıza ne yapıyor geliyor dedik. Bunun dışında sayfayı değiştirelim. Şu var: Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Ki bunun kanatları var. Mesela bakıyorsunuz, Almanya kanadı var, Avusturya kanadı var ve hatta daha sonra oluşacak şu kanat da karşımıza geliyor. Özellikle Kastilya krallığı ile Aragonya krallığının birleşmesiyle oluşan bir kanat olarak karşımıza ne yapacak? Gelecek İspanya. Bu arada İspanya deyince aklımıza şu gelsin arkadaşlar. İspanya'da bir İslam devleti vardı çağdaşımızdır. Şöyle bir İslam devleti vardı. Hangisi? Beni Ahmer devleti denilen bir İslam devleti vardı. Gırnata devleti diye geçer. Maalesef 1492 itibariyle Kastilya ve Aragonya krallıkları tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bir dönem bizden yardım istemiştir ama yardım edemediğimiz bir devlet olarak karşımıza geliyor. Doğuda ise, doğuda ise mesela bakıyorsunuz hangi devlet var? İlhanlı'dan sonraki süreçte ortaya çıkan Ak Koyunlu Devleti, Kara Koyunlu Devleti ve bir de bizi Ankara Savaşı'nda mağlup eden ve neredeyse yıkılmamıza neden olacak hamleyi gerçekleştiren ramak kalmıştı yıkılmamıza. Sonradan toparladık tekrar eski gücümüze ulaştık. Timur İmparatorluğu vardır. Dolayısıyla baktığınızda o dönemin etkili güçleri arasında bu devletlerin olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı'nın çağdaşı olarak kabul ettiğimiz, kabul edebileceğimiz devletler genel itibarla Bunlar olarak karşımıza geliyor. Tekrar söylemekte fayda var. Osmanlı bu devletlerin içerisinde en zayıfı idi. En güçsüzü idi. En küçük çaplısıydı. Sınır bazlı konuşuyorum. En küçük çaplısıydı. Ama zamanla bu devletlerin hepsine üstünlük kurdu. Tabi bazılarına karşı kesin üstünlük kuramadı. Onu ifade etmek ama Birçoğunun topraklarına hükmetti. Birçoğunun topraklarını ele geçirdi ve çok kısa bir süre içerisinde büyüyüp güçlendi ve üç kıtaya büyük ölçüde hakim olan bir devlet haline geldi. Nasıl? Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin sebepleri neler? Onları da bakmamız lazım. Bu konuyu bir sonraki dersimizde işleyelim arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden yani Osmanlı'nın büyüme sebeplerinden devam edelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler arkadaşlar.